Allah'ım sana şükürler olsun. Bana bu günleri de gösterdin ya. Sana şükürler olsun. Allah senden razı olsun Harun abi. Sen olmasan çok zor görürdük bu günleri. Oğlum! Hoş geldin. En sonunda bir teşekkür yavrum. Ettiler. Sen tarlayı satmasaydın hoş o doktor moktor evine. Olamazdı. Filiz. Aman çok baba. Özledim seni. Hem doktor oldu da ne oldu? Oh. Baksana ot gibi yaşıyorlar. Canım. En küçük bir eğlenceleri tanem yok. Tanem benim. İnsan bir kutlama falan yapar. La havle. İyisin değil mi anneciğim? Çok şükür oğlum. Şimdi sen geldin ya daha iyi oldum. Ah oğlum. Amca. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin evine. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Nasılsın Filiz? İyi. Annem hasta biraz. Gelemedi ama sana selam gönderdi. Bir akşam yemeğe gelsin dedi. İnşallah Filiz. Baba hadi gidelim. Gördün işte Emre'yi. Annem evde bekliyor zaten. Tabii tabii oyalanmayın siz. Nevriye de yalnız kalmasın hasta hasta. Hadi eyvallah. Bize uğramayı ihmal etme. Doktor bey. Tamam amca. Hadi. Hadi kızım. Nevriye yenge aynı mı hala? Oğlum öyle deme yengen hakkında. Onun da huyu böyle ne yapsın? Ne oldu? Karşıladınız mı doktor bey? Beni burada hasta hasta beklettiniz saatlerce. Hiç de hasta gibi görünmüyorsun Nevriye. Sesin gayet iyi çıkıyor. Bana laf yetiştirmeye çalışma da söyle. Konuştun mu Mürvet'le? Konuşmadım. Dur daha ya. Oğlan geleli bir saat bile olmadı. Dur ya. Allah Allah. Heh. Anne. Ben istemiyorum. Sus sen. Sana soran olmadı. Filiz. Abla. Gene ne oldu? Cengiz'le kavga ettim yine. Bıktım artık, bıktım. Yok çorba niye soğuk, yok niye kapıyı geç açtın? Sevmiyorum o adamı işte, sevmiyorum. Hep annem yüzünden. İki tane tarla için beni... Şşt! Annem duyacak şimdi. Zaten sinirleri tepesinde. Niye? Emre döndü ya. Mürvet yenge ne zaman mutlu olsa annem çıldıracak gibi oluyor. Annem neden sevmiyor acaba yengemi? Bilmem. Aman o kadının da sevilecek nesi var? Çok sıkıcı bir insan. Of, ya kabul ederlerse? Neyi kabul ederlerse? Emre'yi benimle evlendirmeyi. Emre'yle mi? Mürvet yengem hayatta razı olmaz buna. Hem babam da istemez. Annemin kimi neye razı edeceği hiç belli olmaz abla. Emre'den daha iyi bir damat mı bulacaksın Harun? Hem aileden hem doktor çıktı. Hem sessiz sedasız da bir çocuk. Tam Filiz'e göre. Harun, hemen bitireceksin bu işi. İyi de nasıl? Bakalım Mürvet razı gelecek mi? Ha, Mürvet mi kabul etmeyecek? Ne haddine onun seni reddetmek? Sen ailenin büyüğüsün. Hem sen tarlayı satmasaydın o oğlan zor okurdu üniversitelerde. Kızı da senin sayende evlenip gelin gitti Antalya'ya. Hep senin sayende. Sana vefa borcu var Mürvet'in. Orası öyle ama... Aması mabası yok. Madem ki sana bir vefa borcu var Mürvet'in, bunu ödeyecek. Oğlunu kızımla evlendirecek. Neden bu kadar diretiyorsun Nevriye? Hı? Neden? Sen Mürvet'i hiç sevmezdin. Benim de kendime göre bir hesabım var elbet. Ama bu nasıl olacak Harun abi? Onlar çocukluktan beri bir aradalar. Filiz Emre'ye abisi, Emre de Filiz'i kardeşi olarak görür. İkisi de evlilik çağına geldi Mürvet. Hem kardeşim Mahmut da böyle olmasını isterdi. Hem tarlamız, evimiz aile içinde kalır. Öyle değil mi? Öyle. Öyle ama ya mutlu olamazlar Harun abi? Neden mutlu olamayacaklarmış Mürvet? Ne yani? Sen benim kızımı oğluna layık görmüyor musun? Olur mu öyle şey Harun abi? Estağfurullah. Yok yok. Anladım ben seni. Çocuğun doktor oldu diye kızımı istemiyorsun. Biz tarlayı sattık sırf yeğenimiz okusun diye. Ama şimdi ne oldu? Peki Mürvet. Peki Mürvet. Harun abi dur. Dur sen beni yanlış anladın. Benim çocuklarım senin sayende bir gelecek sahibi oldular. Senin emeklerin sayesinde.
Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben konuşacağım Emre ile. Merak etme. Ya anne, bana böyle bir şeyi nasıl teklif edersin sen Allah aşkına? Bu hiç olur mu böyle bir şey? Aklın alıyor mu senin? Emre, dolanıp durma, başım döndü. Otur da konuşalım. İyice ölçüp tartalım. Anne, neyi ölçüp tartacaksın? Ben Filiz'i sevmiyorum. Oğlum, evladım. Amcan kaç senedir arkamızda durdu. Ona karşı vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Filiz sana iyi bir eş olacak, eminim. Zaman içinde birbirinizi seversiniz. Zaten birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz, değil mi? Evet. Ben Filiz'i çok iyi tanıyorum anne. Öyle deme oğlum. Öyle konuşma. İyilik yapan iyilik bulur. Anne. Ya ben senin bu saflığına inanamıyorum ya. Nevriye yengem senelerce sana yapmadığı eziyeti bırakmadı. Sen sesini bile çıkarmadın. Allah beni biliyor oğlum. Bu bana yeter. Didişmek, küsmek, arkadan konuşmak bize yakışmaz. Dinle. Ben amcanı kıramam. Biliyorum, sen de beni kırmazsın. Kıramam. Eninde sonunda bir yuva kurmayacak mısın oğlum? Bana bir torun vermeyecek misin? Hı? İnşallah anne. Ben bu yuvayı Filiz'le kurmanı istiyorum oğlum. Buna rıza göstermeni istiyorum. Yok, senin rızan olmayacaksa ben başımı eğer amcandan özür dilerim. Peki anne. Tamam. Evleneceğim. Evleneceğim Filiz'le. Demek Mürvet yengem kabul etti. Demek Emre de kabul etti. Hiç ağlayıp zırlama. Doktora gelin gideceksin, daha ne istiyorsun? Hem sevineceğine şu yaptıklarına bak. Ama anne, ben Emre ile evlenmek istemiyorum. Sana bir şey demedim ama nasıl olsa onlar da istemezler diye düşünüyordum. Annen tuttuğunu koparır kızım, bilmiyor musun? Anne, neden beni Emre ile evlendirmeye çalışıyorsun? Bu seninle Mürvet yengem arasındaki bir şey aslında, değil mi? Orası seni hiç ilgilendirmez. Ben sana ne diyorsam onu yapacaksın, anladın mı beni? Ama anne, onlar çok sıkıcı insanlar. Ne eğlenmeyebilirler, ne gezmeyebilirler. Hı-hı. Hayattan hiç zevk almadan yaşarlar. Ben onların arasında ne yapacağım? Sen de onları kendine benzetirsin. Kafanı kullan azıcık, kafanı. Sen Mürvet'e git de tarihi belirleyelim. Yarın öbür gün çeyizle almak için hazırlıklı olsunlar. Onlar oğlan tarafı. Kızımı alacaklarsa ona göre gerekeni yapsınlar. Ben ablama gidebilir miyim? Aa, nereden çıktı şimdi ablana gitmek? Canı sıkın ya biraz. Git tabii git. Destek ol biraz ablana. O serseri kızımı biraz daha üzmeye devam ederse gösteririm ben ona. Hep senin yüzünden Nevriye. Evlendirmeyecektik kızımızı onunla. Evlendirmeyecektik. Aa, herkes çekiyor, biraz da o çeksin. Kızının canı çok mu kıymetli Harun Bey? La havle. Çok geç kalmam ben. Bana bak, dolaşma çok ortalarda. Sen nişanlı sayılırsın, laf olmasın. Hadi. Hı? Hadi sen de kalksana ya, çabuk kalk kalk. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Hayvanın bacağında bir yarası vardı abi. Buyurun abi. Eyvallah, sağ olun. Afiyet olsun. Böyle biraz da kabuk bağlamış. Şöyle bir yerden 3 kuruş para gelse, bir dakika durmayacağım şu köy yerinde. Kaçıp kurtulacağım. Git iş bul şehirde. Nasıl olsa burada kimin kimsen yok senin. Sanki şehirde iş bulmak çok kolay. Hazır para olmadan ya da garanti iş olmadan girer miyim ben öyle bir şey hiç? Kafa bu kafa. Çalışıyor evvelallah. Hadi bana eyvallah. Nereye böyle apar topar? Dolanacağım biraz. Otur canım sıkıldı bütün gün. Hadi eyvallah. Güle güle. Filiz? Semih, mahvolduk biz, mahvolduk. Ne oldu kızım?
Duraklamadan olduğunu anlat. Beni evlendiriyorlar. Nasıl yani? Evlendiriyorlar mı? Kiminle? Emre ile, kuzenimle. Allah kahretmesin. Bizde de şans yok ki zaten. Kaçır beni Semih. Kaçırayım mı? Başka çaremiz yok. Nasıl kaçırayım Filiz? Nereye kaçırayım? Bende ne ana var ne de baba var. Para da yok ya alıp başımızı şehre gidelim. Of, ne yapacağız şimdi? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman evlendiriyorlar seni? Ben evlenmek istemiyorum. Kaçır beni Semih. Ya kes ağlamayı. Dinle beni. Kurtuluş yolumuzu biliyorum. Ama söylediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Anladın mı beni? Anladım. Güzel. Dinle şimdi. Evleneceksin. İstedikleri her şeyi yapacaksın. Ağlama, ağlama. Herkesin başına gelir. Ya bir tek sen mi sanıyorsun? Abla? Ne oldu? Ne olacak, dövdü beni. Bıktım artık bu adamdan. Anne, ne olur babama söyle. Ne olur konuşsun şununla. Ben dayanamıyorum artık. Hadi kalk, doğruca evine gidiyorsun. Baban seni bu halde görmeden hemen. Ya anne, ne olur beni gönderme, ne olur. Ya sen de başlama ağlayıp zırlamaya. Her evlilikte olur böyle şeyler. Ya katlanacaksın. Burada zaten zor geçiniyoruz. Otur oturduğun yerde. Hadi çabuk çabuk kalk. Filiz. Efendim anne. Nereye gittiğini bilmediğimi mi zannediyorsun? Anne ben... Ya bir gören olsa ne olacak? Hiç mi korkmuyorsun? Anne ben evlenmek istemiyorum. Gerekirse kaçacağım ama evlenmeyeceğim. Benim aptal kızım. Benim kafasız kızım. Biraz düşün. Biraz hesap yap. Hadi kaçtın bir çulsuza. Nasıl yaşayacaksın? Nasıl geçineceksin? Ama anne onların yanında mutsuz olacağım ben. Hem de çok mutsuz. Bir... Mutsuz olman aç olmandan iyidir. İki, bunu annen için yapmak zorundasın. Neden ama? Zamanı gelince sana anlatacağım. Ama her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Ben bu kadar yıl bekledim. Sen de bekleyeceksin. Beklemeyeceğim. Harun abi, bunlar bana düğünümde takılmıştı. Bunları al. Filiz kızımın ne ihtiyacı varsa görün. Artık düğüne kadar elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Erkek tarafı olmak zor Mürvet. Olsun. Yeter ki çocuklar mutlu olsunlar. Ben üzerime düşen vazifeyi de layığıyla yerine getirmeye gayret edeceğim. Nevriye'nin hiç şüphesi olmasın. Sen iyi bir insansın Mürvet. Kızımı çok iyi bir yere gelin veriyorum. Senin gibi bir kaynanası olacağı için çok şanslı. Yatıp kalkıp şükretmesi lazım. İnşallah sen de onun gibi bir gelinin olduğu için mutlu olursun. İnşallah Harun abi. İnşallah. Bak şehre götürsünler seni. Sakın ben kendi saçımı yaparım falan deme. Her şeyin en güzeli olsun. Onlar beni hiçbir yere götürmezler. Onlara kalsa bana düğün bile yapmazlar. Ya olur mu öyle şey? Bu Mürvet'e Mahmut amcam bir düğün yapmıştı ki sorma. Düğün dillere destan olmuştu. Bir altın takmışlar, bir altın takmışlardı. Aynalarını sana da yapacaklar. Hele bir yapmasınlar, ben gösteririm onlara. Böyle gelinliğim de kabarık olsun. Son moda. Kadın, senin yüzünden hiç yapmadığım şeyleri yapıyorum. Al bunları. Kızım, bak... Kaynananın kıymetini bil. Daha ben istemeden çıkarıp verdi bunları. Gelinliğini, çeyizini, ihtiyaçlarını karşılasın diye. Verecek tabii. Az bile bunlar. Ne bu 3 tane bilezik, incecik. Para mı eder bunlar? Ya Mürvet'e düğünde ne kadar çok şey takmışlardı. Kala kala bunlar mı kalmış? Ya sabır, ya sabır. Nevriye, kadın tek başına 2 tane çocuk büyüttü. Kolay mı? Senin sayende... Hep senin sayende. Mahmut da sömürdü, seni de sömürdü. Ya sabır, ya sabır. Sen iflah olmazsın kadın. Pes, pes. Anne. Bunlardan birini alabilir miyim?
İyiymiş o. Geçen gün ilçede çok güzel bir elbiselik kumaş gördüm. İpek. Onu alacağım. İyi. Al bakalım. Al bunu Semih. Güzel. Bu kadar mı? Şimdilik bu kadar. Ama düğünden sonra daha fazlası olacak. Belli oldu mu tarih? Oldu. Bir ay sonra. Tamam. Düğünden bir gün sonra seni kaçıracağım. Burada buluşacağız. Ben o zamana kadar biletleri, şehirde kalacak yeri falan hepsini ayarlayacağım. Korkuyorum Semih. Hiç korkma. Altınları kaynanan falan almaya kalkışırsa sakın verme. Bende kalacak diye diret. Anladın mı beni? Tamam, anladım. Düğünden sonra seni burada bekleyeceğim. Geleceğim Semih. Tebrik ederim. Hoş geldin. Hayırlı olsun kızım. Tebrik ederim. Hoş geldin. Ne var annenin? Yakıştığını tebrik ediyorum yavrum. Hiç yakışmıyor. Çok yakıştığını tebrik ediyorum. Hoş geldin. Tebrik ederim canım. Tebrikler. Ben senin düğününde nasıl oynamıştım Ali İhsan, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Şimdi ben de oynayacağım. Hadi Allah mesul etsin. Allah mesul etsin abi. Sağ ol. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrikler, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Ayağınıza sağ olun. Kızım, canım kızım. Sen daha iyilerine layıksın ama elimizden bu kadarı geldi. Allah bir yastıkta kocasın. Allah hem bu dünyada hem de ahirette saadet nasip etsin inşallah. Amin. Hmm. Teşekkürler. Oğlum, ben Ayşelere gidiyorum. Bir hafta kadar onlarda kalacağım. Annemi kaçırıyorum biraz abicim. Zaten çok özlemiştim, vesile oldu. Siz rahatınıza bakın. İyice dinlenin. Yorgunluğunuzu atın. Ben şimdi size ayak bağı olmayayım. Olur mu anne? O nasıl söz öyle? Estağfurullah. Ne? İşleri kızıma bırakıp kaçıyor musun Mürvet? Daha ilk günden çalıştıracak mısın kızımı? Yenge. Yenge yok artık bundan sonra. Anne diyeceksin doktor. Hadi Nevriye. Hadi Merve. Hadi hadi. Tamam. Gidiyoruz. Allah'ım yarabbim. Kardeşim, ben mutlu olamadım. İnşallah sen mutlu olursun. Hiç sanmıyorum abla. Bütün gün elinden bırakmadın o keseyi. Kaybolur diye korkuyorsan iyi bir yere saklayayım. Yok, hiçbir şey olmaz. Bende kalsın. Ben bunları nereye saklayacağımı iyi biliyorum. Çok başım dönüyor. Tansiyonun düştü herhalde. Bakalım ister misin? Yok yok. Çok yoruldum ben. Ondan galiba. Şimdi biraz dinlenirsem geçer. İyi peki. Dinlen o zaman sen. İyi geceler.
Filiz, iyi misin? İyiyim ama biraz daha uzanacağım. Güle güle. Ha tamam, ben izin alıp erken gelmeye çalışacağım. Öğleden sonra evde olurum herhalde. Hadi görüşürüz. İnşallah görüşemeyiz. Başardık Semih. İşte hepsi burada. Sen değil. Ben başardım. Alçak. Yalan söyledin bana. Yalan söyledin bana. Evet. Yalan söyledim. Şehre gidebildikten sonra seni ne yapayım ben? Bırak. 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 Benim onlar. Bırak. Bırak. Filiz, ne yapıyorsun sen? Anne, beni nasıl buldun? Sus şimdi, sus. Kendini yorma. Kalkabilecek misin? Çok canım acıyor. Kıpırdayamıyorum. Hay Allah'ım. Nasıl kapatacağız bu işi şimdi? Ne yaptığımızı öğrenirlerse yandık. Anne. Anne, beni doktora götür. Ne olur doktora götür. Dur şimdi. Dur, doktorun sırası değil. Önce kocanı halletmemiz lazım. Ben şimdi hırsızların seni soyduğunu ve bütün altınlarını çaldığını söyleyeceğim. Sen de vermek istemeyince seni öldürmeye çalıştıklarını söyleyeceğim. Anlaştık mı? Ama vermedim altınları ona. Filiz? Filiz! Allah Emre! Allah. Oğlum! Filiz, Emre. Neredesin? Emre, neredesin? Emre! 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 Ne oldu anne, söylesene? Filiz! Filiz karın! Köyün dışından serseriler gelmişler, soymuşlar, bütün altınlarını almışlar. Ne? Filiz vermek istemeyince öldürmeye kalkmışlar. Şimdi çok feci durumda. Hadi çabuk, hadi gidelim, hadi çabuk, tamam. Çabuk, koş! Koş çabuk! Alo. Anne, çok kötü bir şey oldu. Filiz bir kaza geçirdi. Hastaneye getirdim şimdi. İlk müdahale için aldılar. Bilmiyorum ki ama bacaklarından çok kötü yaralanmış. Tamam. Ben seni garajdan alacağım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Yarın sabah uzman doktor ameliyatı alacak eşinizi. Ondan sonra belli olacak her şey. Şu an ağrı kesici iğne yaptığımız için uyuyor. İsterseniz uyandıktan sonra görebilirsiniz. Anlıyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Oğlum, neden bu kadar uzun sürdü? Normal mi böyle olması? İnşallah bir problem yoktur. Doktor bey,
Eşinizi merak etmeyin iyi. Kendine gelir çok kısa bir süre sonra. Oh çok şükür. Yalnız bacaklarındaki his kaybını gidermek mümkün olmadı. Sinirler geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip olmuş. Yani? Yani kızınız bir daha yürüyemeyecek. Anne. Anne. Dur sakin ol gel. Gel. Birazdan odasına alacağız. O zaman görebilirsiniz hastayı. Geçmiş olsun. Sağ olun. Anacığım. Filiz'in başına daha kötüsü de gelebilirdi. Allah bize onu bağışladı. Dua edelim onun için. Allah beterinden saklasın evladım. Filiz. Kızım. İyisin ya. Ağrın acın var mı? Anne. Annem nerede? Annen gelemedi kızım. Fenalaşmış. Köyde kalmış o yüzden. Eve gidince görürsün olur mu? Bacaklarım. Bacaklarımı hissetmiyorum. Ne oldu bacaklarıma? Doktor, bir süre için, yani uzun bir süre yürüyemeyeceğini... Peki ne kadar bir süre? Hayatım, bak şimdi tıp çok gelişti. Belki bir çaresi bulunur. Ya sen ne olur sakin olmaya çalış. Olamaz. Nasıl olur bu? Nasıl benim başıma gelir? Annem, annemi istiyorum ben. Üzülme annem. Allah'tan ümit kesilmez. Dua et olur mu yavrum? Dua et. Hep dua et. Bak göreceksin o zaman ne kadar güçlü hissedeceksin kendini. Heh. Dur yavaş. Yavaş oğlum. Yavaş. Getir. Hadi bakalım. Ver anacığım ver. Yavrum benim. Filiz. Sana bunu yapanlar Allah'ından bulsun inşallah kızım benim. Çok susadım ben. Getireyim hemen kızım. Anne ne olur götür beni buradan. Dayanamayacağım bu insanlara daha fazla. Lütfen al götür beni buradan. Dur kızım dur. Onun da zamanı var ama şimdi değil. Bekle biraz daha. Ben de senelerce çektim. Biraz da mürvet çeksin. Anne ne diyorsun? Ne çekmesi? Mahmut amcam benim kız kardeşimle sözlüydü Filiz. Sen onu hiç görmedin. Evet çok genç ölmüş. Mahmut amcanla sözlüydü. Sonra bu mürvet çıktı ortaya. Amcanın aklını çeldi. Amcan sözü atmak için benim kız kardeşime iftira etti. Ondan sonra da kardeşim bir daha düzelemedi. İnce hastalığa yakalanıp genç yaşında öldü. Hep bu mürvetin yüzünden. Demek her şeyin sorumlusu o. Şimdi beni iyi dinle. Bizim öcümüzü almamız lazım. Ona yapabildiğin kadar eziyet yap. Çektirebildiğin kadar çektir. Kızım suyun. Al. Ne kadar soğuk bu su. Hasta mı olmamı istiyorsun sen? Haklısın. Düşünemedim. Ben sana sıcak su getireyim. Dur kızım dur sen yorulma ben koyarım yemeğini. İstemiyorum ben yemek falan. Olur mu öyle şey? İstemiyorum. Anne ben ilçeye gidiyorum. Bir doktor arkadaşa söz verdim. Öğretmenin arabasıyla gideceğiz. Çok geç kalmam merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle oğlum. Selam söyle öğretmene. Tamam anacığım. Dikkatli gidin gelin olur mu oğlum? Hadi. Ay öf. Of. Üzülme kızım hemen toplarım ben. Üstüm başım her tarafım berbat dur, oldu ya. Dur. Temizleririz dur. Üstündekileri de yıkayıveririm bir şey kalmaz. Ya bırak. Daha da berbat ediyorsun. Üzülme yavrum üzülme. Yeter ki sen dert etme. Dur ben sana yardım edeyim dur. Ya yardım falan istemiyorum ben rahat bırak beni. Seni de oğlunu da görmek istemiyorum. Çık. Ben aciz değilim ya. Kızım. Kızım yavrum. Dokunma bana dokunma. Senden de oğlundan da nefret ediyorum be. Öf. Aa. Buyurun. Eline sağlık Belma hemşire. Vallahi
Ne yalan söyleyeyim, senden başka yüzümü güldüren yok. Aman ne yaptım ki doktor bey? Şu halimle zor geldim buraya. Kimse de düşünmüyor ki ne yapar ne eder diye. Olur mu kızım? Gelecektim yanına. Ama daha erken diye rahatsız etmek istemedim. Dur ben sana kahvaltı hazırlayayım. Canını sıkma. Emre de gelmedi değil mi? Yok gelmedi. Nöbeti vardı ya. Akşama gelir artık. İşte. Kaldır beni çabuk. Ha gayret. Ha gayret kızım. Canın yanmıyor değil mi? Yanıyor. Dikkat et biraz. Oh, yavaş. 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 İyi misin? İyi misin kızım? Hadi sen kahvaltını et. Kucağına mı koyayım sehpayı mı getireyim ha? Kucağında yerim. İstediğim bir şey varsa yapıvereyim hemen. İstemez istemez. Ah, annemin evinde olacaktım ki nasıl bakarlardı bana. Ben şofbeni yakayım da kahvaltıdan sonra banyo yaptırır sana. İyisin değil mi? Doktor bey, siz yoruldunuz çok. Ben yerleştiririm ilaçları. Siz gidin dinlenin. Sen de yorgunsun ama. Olsun, idare ederim ben. Siz çıkın. Peki. Çocuk da nerede kaldı? Geç kalmam dedi ama arasak mı ki? Çok sıkılıyorum. Yapacak hiçbir şey yok bu evde. Ay patlayacağım sonunda ya. Yarın gündüz gezmeye çıkalım mı? Canın nereye gitmek istiyorsa oraya gideriz ha? İstemiyorum ben seninle bir yere gitmek. Yatırayım ben seni. Gel. Yavaş ol, canımı acıtıyorsun. Kusura bakma. Dikkatli olurum. Ay. Dikkat etsene be. Ben senin canını acıtayım da bakalım nasıl oluyor. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Ha? Oğlum dur. Sen ne kadar terbiyesiz. Ne kadar vicdansız bir kadınsın. Kadın senin iyiliğin için uğraşıyor. Yazıklar olsun sana. Oğlum günah. Nesi günah anne? Nesi günah? Eve geldiğinden beri tek bir hayırlı iş yaptığı yok. Sürekli şikayet, sürekli edepsizlik. Bıktım artık senden. Bir de kalkmış utanmadan... Sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Helal etmem analık hakkımı sana. Hadi git yat uyu. Herhalde sen çok yoruldun. Hasta insana el kalkar mı hiç? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Yavrum. Yavrum. Kusura bakma. Yoruldu herhalde. Hadi sen de yat uyu. Bir daha dikkat ederim canını yakmamaya. Elimden geleni yapıyorum. Rahat et istiyorum. Ama galiba beceremiyorum. Hadi uyu. Filiz? Aa. Nereden çıktın kız sen bu saatte?
Ne oldu böyle sana? Ne oldu? Anlatsana. Niye geldin kızım? Anne, eve geldim ben. Bir daha dönmek istemiyorum. Ne olur burada kalayım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Hatta bana çok iyi davranıyorlar. Haddinden fazla iyiler hepsi. Vallahi kızım, bir şey olmadıysa yat kalk dua et seni başlarından atmadılar diye. Kim ister evinde senin gibi sakat bir insanı? Anne, ne biçim konuşuyorsun? Öyle tabii kızım. Ya ne de olsa kıpırdayamaz yerinden. Gelin hizmet edeceğine kaynana geline hizmet ediyor. Oh, daha beteri gelsin o mürvetin başına. Ama ben geldim kaç yaşına. Ayaklarım ağrıyor. Sürekli otur kalk yapamam. Ha, ne bileyim, yemeğinden banyosuna her şeyle ilgilenmek lazım. Yo yo yo, olmaz. Hem mürvet uğraşsın daha iyi. İstesem bundan iyi ceza bulamazdım ona. Anne. Sen karışma. Hadi git mutfağa kahvaltı hazırla bize. Beni ceza olarak mı görüyorsun yani? Canım, yanlış anlama. Ama kimse fark etmeden bir an önce gitsen iyi olur. Kusura bakma yani. Yani sen o kadından nefret ettiğin için ben mi çekeyim bunun cezasını? Sen benim annem değil misin? O ayrı. Mürvet'in sana bakması ayrı. Ben senin ne kadar annen, sen Mürvet de o kadar annen. Yani bakıma muhtaç olmasan hadi neyse, ama ben sana nasıl bakayım? O olsun Mürvet'e. Ben nasıl baktım kardeşime yıllarca? Şimdi o baksın. Altınlarım nerede benim? Aa, senin altın falan yok. Yaralandığımda çantamdan aldığını hatırlıyorum. Onlar benim hakkım. Kız kardeşime takılmayan altınlar onlar. Ne Mürvet'e hayrı olacak ne de bir başkasına. Hadi hadi. Hadi bir an önce evine dön de annen... Annen merak etmesin. Feliz? Nasıl geldin sen buraya? Baba, babacığım. Neyin var senin? Cevap versene kızım. Baba, sana bir şey soracağım. Sor kızım. Küçük teyzemin ölümünden kayınvaliden mi sorumlu? Nasıl yani? Mahmut amcamla olan şu evlilik hikayesi. Ha, şu eski hikaye. Annen anlattı değil mi? Kayınvaliden onu hiç tanımazdı. Hatta olanlardan haberi olduğunu bile zannetmiyorum. Benim kardeşim Mahmut boş bir ümit vermiş. Ama Mürvet'i görünce ona gönlü düşmüş. Olan bitenden Mürvet'in hiç haberi olmadı. Ama annen ondan nefret etmekten vazgeçmedi. Yani kimin haklı olduğunu bana soracak olursan... Annem haklı değil. Beni de kullandı. Ne anlatıyorsun Harun Efendi kızına? Senin uydurduğun yalanları toparlıyorum. Ne yalan uydurmuşum ben? Yalan mı? O Mürvet denilen kadın yüzünden öldü benim kız kardeşim. Yalan mı? Gelip senin kardeşim Mahmut'u baştan çıkarttı. Kız kardeşim söz bozulunca perişan oldu. Yataklara düştü. Genç yaşında öldü gitti. O kadar merak ediyorsan git kaynanana sor. Ben bunu bilmiyordum Nevriye. Ne? Bu olanlardan haberim hiç olmadı. Rahmetli bana bir tek kelime bile söylemedi olan bitenle ilgili. Yalan söyleme Mürvet. Allah biliyor Nevriye. Benim bu olanlardan haberim yok. Ama kardeşinin bu kadar mağdur olduğunu, perişan olduğunu bilseydim... bağrıma taş basar yine de evlenmezdim Mahmut'la. Çünkü ben bir mutluluğun başkasının acısı üstüne kurulamayacağını biliyorum Nevriye. Bak hepimiz ne çok çektik. Hadi ne olur gel buna bir son verelim Nevriye. Artık evimize gidelim mi anne? Gidelim kızım, gidelim. Beni affedebilecek misin anne? Emre onu ziyaret etmemizden rahatsız olmasın anne. Aa, neden olsun kızım? Şöyle bir uğrar çıkarız. Hem sana bir değişiklik olmuş olur.
Hem sen hiç görmedin değil mi Emre'yi sağlık ocağında? Evet, görmedim. Hoş geldiniz Mürvet teyze. Gelin buyurun. Emre yok mu Hamza oğlum? Yok. Doktor bey bugün izinli. Tamam anladım. Belma hemşireyle ilçeye gitti onlar. Alınacak ilaçlar vardı da. Ama uzun bir iş değil. Bir saate dönerler. Sabah çıktılar tamam, zaten. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi geceler kızım. İyi geceler anneciğim. Anne, yatmamışsın hala? Seni bekledim oğlum. Neredeydin bu saate kadar? Sağlık ocağına da uğradık. Bugün orada da yoktun. Anne, benim seninle konuşmam lazım. Konuşalım o zaman. Anne. Ben daha fazla dayanamayacağım artık. Boşanacağım Filiz'den. Başka biriyle evlenmek istiyorum. O ne demek şimdi? Anne böyle evlilik olmaz ki. Birbirimizin suratına bakamıyoruz. Filiz de beni istemiyor zaten. Ya bir kere olsun şu evin içinde güldüğünü görmedim. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Çocuk oyuncağı mı bu iş? Anne, bak ben bütün hayatımı böyle suratsız mutsuz biriyle geçirmek istemiyorum. Sus, konuşma daha fazla. Bu dediklerini de duymamış olayım. Sen çaba gösterdin mi hiç? Sen karının yüzünü güldürmeye çalıştın mı? Gencecik bir kadın kaza geçirdi, sakat kaldı. Kendini onun yerine koy da düşün. Sen şimdi daha çok uğraşmalısın. Daha çok ilgilenmen lazım. Kalkmış neler söylüyorsun? Eğer ki kızcağızı bu halde yalnız bırakmaya kalkarsan, analık hakkımı helal etmem sana bilesin. Anneciğim. Kaldırmasan, ben de abdest alıp okumak istiyorum. Bir sürü vaktim var ama hala boşa zaman geçiriyorum. Tabii kızım. Yardım edeyim mi abdest almana? Yok, kendim yaparım. Yeterince üzdüm, eziyet verdim sana zaten. Ne olur affet beni. Affetmek Allah'a mahsustur kızım. Gençsin daha, olur öyle şeyler gençlikte. Daha önce yaptığımız hataları telafi etmek, affettirmek mümkün olur mu? Olur tabii. Sen yeter ki dua et. Allah'tan dile, affolunmayı dile. Allah bizi içimizi bizden daha iyi bilir. Allah kabul etsin anneciğim. Amin. Anne ben de namaz kılmak istiyorum ama tam usulüne uygun kılamam durumumdan dolayı. Sen de oturduğun yerden kılarsın kızım. Mühim olan niyet. Niyetin kalbin iyi olduktan sonra Allah kabul eder.
Allah'ım, ne olur iyi et kocamı. Ne olur acısını gider, şifa ver. Sen şifa verensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Ne olur kocama şifa ver. Amin. Allah'ım sana şükürler olsun. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür düşmüş ateşin. Sen bütün gece başımda mı bekledin? Uyandırmaya çalıştım ilaç vermek için ama uyandıramadım. Kendinden geçmiştin. Bir de bilip bilmeden yanlış ilaç vermek istemedim aslında. Sağ ol. Ben sana bir çorba yapayım. Hem sonra söylersin hangi ilacı vereceğimi. Sonra da uyur dinlenirsin yine. Tamam. Uyudu şimdi. İlaçlar da uyutuyor herhalde. Neyse ki ateşi çıkmadı bir daha. Uyusun kızım. Uyusun da dinlensin. Bu hastalık uyumadan geçmez. Annem geliyor. Ama onunla konuşmak istemiyorum. Çok üzdü beni. Olsun kızım, annendir. Bir derdi vardır kadının. Hakkı var üstünde. Ama yanlış fikirlerle doldurdu hep aklımı. Bana hep yanlışı gösterdi. Ah kızım, ah. Bilsen başımıza neler geldi. Anne seni dinlemek istemiyorum. Git ne olur. Seninle görüşmek dahi istemiyorum. Herkes hata yapar kızım. Bir dinle anlatacaklarımı. Ablan boşamış en sonunda kocası. Neyi var neyi yok her şeyini almış. Çok zor durumda kaldık. Sizin durumunuz iyidir. E doktor kocam var. Bir yardım edin bize hayırdır. Anne git buradan. Kendini daha da küçültme benim gözümde. Bir daha da çıkma karşıma. Annemsin yine de. Kalbini kırmak istemem. Ama sen de beni zorlama. Tüh! Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Ne halin varsa gör. Sana analık hakkımı helal etmiyorum. Duydun mu beni? Etmiyorum. Analık hakkımı helal etmiyorum sana. Kızım, kırmasaydın anneni. Hem gerçekten zor durumdadır belki. Annem mi? Bu kadın gerçekten benim annem mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Allah'ım, bu yeni hayatımda bana yol göster. Beni söylediğim yalanlardan dolayı affet. Yaptığım hatalarla yüzleşip onların yükünden kurtulmamı sağla. Eski yalanlarımdan temizlenmem için bana fırsat ver ya Rabbim. Amin. Uyandın mı kızım? Uyandım anne. Rahatsız etmeyeyim ben seni. Seccadeyi almak için gelmiştim. Anne. Efendim. Allah kabul etsin anne. Amin kızım. Cümlemizi. Elinize sağlık, ben gidiyorum. Afiyet olsun oğlum. Canım görüşürüz. Hı. Filiz. Neyin var senin? Nasıl yani? Yok bir şeyim. Var var. Var bir şeyim. Sanki bir şey söylemek istiyormuşsun da söyleyemiyormuşsun gibi. Evet anne var. İyi. Anlat o zaman. Ama korkuyorum. Neden korkuyorsun kızım? Artık beni sevmemenden korkuyorum. Olur mu öyle şey? Ben seni nasıl sevmem? Sen benim gelinimsin. Ama ben çok kötü bir insanım. Hayır değilsin. Öyleyim, biliyorum. Bunu herkes biliyor.
Hayır, ben bilmiyorum. Ama çok istiyorsan anlat bakalım. Belki de gerçekten kötüsündür. Anlat da bileyim. Hani biz ilk evlendiğimiz zaman bir sürü sıkıntılar yaşamıştık ya. Hı? Biz onların hepsini önceden planlamıştık. Nasıl yani? Anne. İşte böyle anne. Anladın mı? İnandın mı şimdi benim ne kadar kötü bir insan olduğuma? Hayır, inanmadım. Bu anlattıkların hepsi kızım, gençliğinin cahilliğiyle bir sürü insanın yaptığı ya da yapabileceği şeyler. Nasıl yani? Bu kadar çok şey yaşadın. Ve belli ki bunun sıkıntısını hala çekiyorsun. Şimdi söyle bakalım. Bu yaptıklarını şimdiki aklınla yeniden yapar mısın? Hayır, asla. Olur mu öyle şey? Gördün mü? Demek ki sen kötü bir insan değilsin. Çünkü kötü insan yaptığı şeyin yanlış olduğunu vicdanen bildiği halde o kötülüğü yapmaya devam eder. Ama sen öyle değilsin. Sen tövbekarsın. Senin öyle temiz bir kalbin var ki Allah inşallah senin tövbeni kabul edecek kızım. Sen dua et. Filiz devam. Abla! Filiz abla! Yetiş, Merve abla canını kıyacak. Çabuk! Ne? Anne götür beni! Hadi! Anne çabuk ol! Abla! İşte orada! Abla! 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 Filiz! Lütfen gel! Gel buraya! Yaklaşma Filiz! Abla ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Delirdim evet! Annem delirtti beni sonunda! Artık hiçbir şey istemiyorum Filiz! Hiçbir şey! Bırak beni öleyim de kurtulayım şu yükten! Ne yükü abla? Hayat Filiz! Hayat yük artık benim için. Şu taşıdığım can yük. Taşımak istemiyorum artık bunu. Canın yük öyle mi? Peki bunlar ne benim için? Bu sakat bacaklar ne? Yük değil mi? Sen benim buna nasıl katlandığımı sanıyorsun? Hiç düşündün mü bunu abla? Sana diyorum abla. Sen benim bu yükü nasıl taşıdığımı hiç düşündün mü? Sana bir şey söyleyeyim mi abla? Eğer kendini öldürmek bir haksa, sana yemin ediyorum buna benim daha çok hakkım var. Fakat bir kere olsun böyle bir şey düşünmedim. Senin durumun başka. Sen evlisin. Her şeye rağmen evlisin. Kocan seni seviyor. Hatta kayınvaliden bile seviyor. Ama beni annem bile sevmiyor Filiz. Ama ben seviyorum ya abla. Ben seni seviyorum. Demek bu işe yaramıyor ha? Demek seni sevmemin hiçbir değeri yok gözünde. Tamam o halde. At kendini. Ama yemin ediyorum arkandan ben de geleceğim. Sakın! Bırak! Sakın! Hayır! Bırak! Bırak hayır, beni anne! Hayır! Kaçmalama! Evet abla geleceğim. Sakın! Hayır! Madem bu iş bu kadar kolay. Sakın yapma! Ben de yapabilirim. Hayır Filiz! Bırak! Abla ben seni çok seviyorum. Ne olur saçma sapan bir şey yapma. Ama başka hiç kimse sevmiyor. Kimse beni sevmiyor Filiz. Uyudu mu hemen? Evet. Bu iğne onu bir süre uyutur. Kendini daha iyi hissedecek uyandığında. İnşallah. Kötü evlilik çok yıpratmış kızcağızı. Eşi de çok hayırsızmış. Haberi bile olmadan boşamış onu. Gerçi bana pek söz söylemek düşmez ama. Estağfurullah Emre, düşmez olur mu? Bana kalırsa iyi bir evlilik yapması onun için çok daha iyi olacak. Anne. Hı. Benim aklıma bir şey geldi. Doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Hamza. Hamza da yalnız ablam da. Onların yuva kurmalarına destek olursak, onlara yardım edersek ne güzel olur değil mi? Filiz, Filiz Allah senden razı olsun. Bana o kadar büyük bir iyilik yaptın ki.
Abla keşke elimden gelse de senin için daha çok şey yapabilsem. Daha ne yapacaksın Filiz? Hem hayatımı kurtardın, hem de inşallah hayatımın bundan sonrasında çok mutlu olmamı sağlayacaksın. Her şey Allah'ın dilemesiyle olur abla. Allah senin çektiğin sıkıntıları kâfi gördü. İnşallah bundan sonra senin de yüzün gülecek. Keşke ben de senin için bir şey yapabilsem Filiz. Aslında yapabilirsin biliyor musun abla? Sahi mi? Ne yapabilirim? Da yakıştılar birbirlerine. Güzellerim benim. Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Allah senden razı olsun anne. Böyle hayırlı bir işe aracılık ettin. Ben bir şey yapmadım kızım. Fikir senin fikrin. Allah senden razı olsun. Ben ikinizle de gurur duydum. Emre. Ha canım. Bizim odada yatağın başındaki dolabın çekmecesinde bir kese var. Onu getirebilir misin? Tabii canım. Anne. Anne. Sana anne demek ne güzel. Kendi anneme asla böyle anne diyemedim. Allah razı olsun kızım. Benim üzerimde çok hakkın var anne. Benim bütün zulümlerime katlandın. Estağfurullah. Ya öyle deme. Çünkü ben sana resmen zulmettim. Ama sen sabrınla yine bana yardımcı olmuş oldun aslında. Senin sayende kendimi buldum. Sonra da şükürler olsun Rabbimi buldum. Şimdi ben senin için bir şey yapmak istiyorum. Gerçi biliyorum ne yaparsam yapayım yine de hakkını ödeyemem ama... Ben senin hacca gitmeyi ne kadar çok istediğini biliyorum. Eğer hacca gidebilirsen en az emin ol kendim kadar mutlu olacağım buna. Allah razı olsun kızım. İnşallah bir gün Rabbim ikimize de kısmet eder. Belki de senin için o gün bugündür anne. Bunlar ne? Lütfen bunları kabul et anne. Çok şükür bir borcumuz yok. Bir ihtiyacımız da yok. Yani bunlar bizim için fazla şu anda. Yani onları harcamamızda hiçbir mahsur yok. Ben senin bunlarla hacca gitmeni istiyorum. Lütfen Allah aşkına kırma beni. Canım kızım benim. Filiz kızım, mutlu musun? Geliyormuş kaynanam bugün. Geliyor inşallah. Emre onu almaya gitti. Hadi gözün aydın. Sağ olun. Şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Tren tutmuyor. Çekil yoldan. Çekil yoldan. Filiz. Filiz. Hayır. Dikkat et. Filiz.
Anne, anne. Filiz. 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 Kıpırdatma anne. Anne sakın dokunma. Ben hemen ambulans çağırıyorum. Hoş geldin. Anne.